Evet, Almanya'dan basın mensubu arkadaşlar buyursunlar. Evet, ilk söz Alman tarafında. Buyurun. Deutsche Welle. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz askeri işbirliğinden bahsettiniz. Şansölye NATO partnerlerin birlik olması gerektiğini söyledi. Siz Rusya'dan hala silah alacak mıyız? Alacak mısınız? Bunun dışında Batı'nın yaptırımlarına katılacak mısınız? Sayın Scholz'e soru, Türkiye'nin yaptırımlara katılmasını mı tercih edersiniz yoksa tarafsız mı kalmasını tercih edersiniz? Yani Moskova'ya daha açık olmasını, yani ileriki müzakerelere de örneğin ara bulucu olmasını mı tercih edersiniz? Şimdi basın mensubu arkadaşıma önce şunu tabii söylemek isterim. Askeri derken NATO'daki işbirliği ne demektir? NATO'daki işbirliği aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül ettiği bir kurumdur NATO. Ve burada ağır silahlardan tutunuz da uçaklara varıncaya kadar her şeyi NATO'da ne yaparsınız? Kullanırsınız. Ve biz şu anda NATO'da Almanya'yla iki orta as, iki önemli NATO ülkesiyiz. Dolayısıyla herhalde bunu aramızda değerlendirmek, hele hele bu süreçte büyük önem arz etmektedir. Ve iki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz? Ne gibi eksiklerimizi yine aynı şekilde gideririz? Bunun değerlendirmesini yaptık. Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Bugüne kadar tabii aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir, onu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Ama şartlar ne getirir ne götürür, bunu görmemiz lazım. Daha önce de yine basın mensuplarına ifade ettiğim gibi biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Ancak şunu da söyleyeyim, yaptırımlara gelince Birleşmiş Milletler kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık. O desteğimizi sürdürdük. İnsani yardımlarımızı da yine aynı şekilde şu anda 50'yi aşkın tırı biz Ukrayna'ya gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi Almanya adına konuşayım. Şunu söyleyebilirim. Türkiye bu saldırı savaşına karşı olduğunu açıkça ifade etti ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savundu. Silah da gönderdi, sadece insani yardım değil. Bu konuları tartıştığımızda bunları göz önünde bulundurmalıyız. Bence önemli olan Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok kesin yaptırımlara karar verdiği hususudur. Durumun aslında beklendiğinden çok daha dramatik sonuçlar getirdi bu yaptırımlar.
Ve Rusya'da her yerde hissediliyor artık yaptırımların sonuçları. Ve bunu tabii ki ilk önce ateşkese ulaşmak için ve daha sonra barışa ulaşmak için yapıyoruz. Ve bir anlaşma, ulaşılacak anlaşma, Ukrayna'nın kabul edebileceği bir anlaşma olmalı. Müzakereyi biz yapmayacağız. Biz Putin'le konuşurken Fransız Cumhurbaşkanı olsun, bu İsrail Cumhurbaşkanı olsun, onunla da detaylı bir şekilde konuştum. Biz konuşurken Ukrayna'ya yardım etmek için konuşuyoruz. Fakat Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna karar vermeli. Biz Ukrayna'nın adına bunu yapamayız. Söz konusu olan Ukrayna'nın kendi perspektifleri. Fakat açık ve net olan şu husus, artık şöyle bir söylenti kalkmalı. Şu gerçek kabul edilmeli. Ukrayna bir millet, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, vatanlarını savunuyorlar. Evet, ikinci soruyu yine Almanya tarafından alalım. Oliver Mayer-Rüt, ARD. Oliver Mayer-Rüt, ARD. Lieber Herr Scholz, Sayın Scholz, sorum size. Vorgängerin wurde ja gelegentlich vorgeworfen, dass sie aufgrund des Flüchtlingsabkommens beim Thema Menschenrechte in der Türkei insan hakları konusuna sorunlarına göz yummakla suçlanıyor. Siz nasıl yapacaksınız acaba? Örneğin silah ların ithal edilmesine yeşil ışık mı yakacaksınız? Voice of America und der Deutschen Welle eine Lizenz aufzwingen. Voice of America befürchten, dass das zu Zensur lisans, führt. Wie sehen Sie das, Herr Scholz, und was sagen Sie dazu? Sansüre yol açacağı yönünde endişeler var. İki Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'a da yönelik soru. Bence haksızlık ediyorsunuz Sayın Merkel'e. İnsan hakları söz konusu olduğunda hiçbir zaman gözünü kapatmamıştır. Onu savunmalıyım. Avrupa Birliği olarak Türkiye ile mülteci anlaşması imzalandı. Yine savaşlardan kaçan insanların Türkiye'ye gelmesiyle bunu unutmamalıyız, hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Milyonlarca mülteci Türkiye'ye kaçtı, sığındılar ve imzaladığımız mülteci anlaşması da sıyla Türkiye'ye bu görevleri yerine getirmesinde destek olmayı söz konusu ediyor. Yani bu insanlara eğitim, barınma gibi imkanların sağlanması öngörülüyor. Bu sözleşmede mültecilerin yararına imzalanmıştır. Ve Sayın Merkel de bunu hep bu şekilde gördü. Bu anlaşmalar önemli ve önemli bir işbirliği. Ve izin verirseniz şunu da söylemek istiyorum. Bizim gerçek görevimiz sadece ülkelerimize mülteciler geldiğinde değil, onlara dünyanın her yerinde mülteci sorunları olduğunda sorumluluk üstlenmek, sadece komşularımızda değil, Afrika'da da bu tür olaylar yaşanıyor. Bu bize gelmedikleri sürece bu sorun bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bu nedenle bu tür sözleşmelere ihtiyacımız var. Türkiye ile imzalanmış olan sözleşme gibi.